Sarışın, mavi gözlü, keskin zekalı, kumarbaz, boksör ve milli mücadele kahramanı Ahmet Esat Tomruk. Namı diğer İngiliz Kemal. ...1877 yılında doğmuş babası Evkaf Nezareti Varidat Kalemi Müdürü Mehmet Raşit Bey, annesi ise Sıdıka Hanım'dır. Babası o çok küçükken hayatını kaybetmiş, daha sonra dayısıyla yaşamaya başlamıştır. Mahalle mektebinden sonra Galatasaray Lisesi'ne kayıt olmuş ve parlak bir öğrenci olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda geliştirdiği Fransızcasıyla dikkat çekmeye başlamış, ardından İngilizce de öğrenmiştir. Bu sırada yurt dışından mektup arkadaşları edinmiş ve sık sık mektuplaşmaya başlamıştır. Mektupların sıklaşması ve farklı ülkelerden gelmeye devam etmesi dönemin hafiyelerinin dikkatini çekmiş ve önce tutuklanmış, ifadesi alınmış, ardından tekrar sorgulanmak üzere Yıldız Sarayı'na götürülmüştür. Daha sonra suçsuz olduğu anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştır. Ailesi devam eden hafiye takiplerinden dolayı endişelenmiş, daha iyi eğitim alması ve gözlemden uzak kalması için bir simsar aracılığıyla ticaret gemilerinden bir tanesine kaçak yollardan binerek İstanbul'dan ayrılmıştır. Kendi kaleme aldığı kitabında 1908 yılında ilk kez İngiltere'ye ayak bastığını ifade eder. Yine bu yolculuğu sırasında gemi kaptanı Wildem'le arasını iyi tutar ve baba oğul gibi olurlar. İlerleyen zamanlarda Ahmet Esat, Bay Wildem'le bir sohbetinde okumak istediğini söyler. Bunun üzerine kaptan Ahmet Esat'ı Kraliyet Donanma Okulu olan Navy College Royal'e kaydettirir. Okulda başarılı bir öğrenci olur, Fransızcası yanında İngilizcesini de bir İngiliz kadar ilerletir. Mavi gözlü ve sarışın olmasıyla Türk olduğu fark edilmeyecek hale gelmiştir. Galatasaray Lisesi'nden beri merak duyduğu boks sporuna da burada devam eder ve profesyonel lisansını alır. Birinci Dünya Savaşı başlar ve 1914 sonuna doğru İstanbul'a geri döner. Seferberlik çağrısına uyarak silahlı kuvvetlere katılır. Topçu asteğmen olarak Çanakkale'ye sevk edilir ve 5. Ordu Karargahı'nda göreve başlar. Bir süre sonra hastalanmış ve hayati olmayan bir yara aldığı için kısa süreli hava değişimine İstanbul'a gönderilmiştir. Bu sırada İngilizler tarafından tutuklanarak Beyoğlu Hapishanesi'ne atılmış, burada sorgulanmış ve işkence görmüştür. Teşkilat-ı Mahsusa tarafından İngilizlerin elinden kurtulmuş ve resmi görevine Enver Paşa'nın onayıyla başlamıştır. Kutulamare'de görevde bulunmuş ve esir edilen İngiliz general Townshend'in hemen yanındaki hücreye gönderilmiş ve ondan bilgiler almıştır. Bir ara Lawrence'ın peşine düştüğü söylenir. Tekrar İstanbul'a dönmek istemiş ancak İngilizlerin baskıları ve İttihatçılara yönelik tutuklama ve suikastler artınca Anadolu'da kalarak Kuvayi Milliye Hareketi'ne katılmak istemiştir. Fakat yolda İngilizler tarafından tutuklanarak Çanakkale'deki hapishaneye gönderilmiş ve yine işkencelere maruz kalmıştır. Buradan bir şekilde yine kaçmayı başaran Ahmet Esat, Biga'da Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Biga'da 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Bey ile tanışmış ve kısa süre sonra ilk görevi olan Amerikalı gazeteci Harry Ville olarak İzmir'e gönderilmiştir. Yunan generallerle kısa görüşmeler yaparak hem Rumca öğrenmeye başlamış hem de hangi general nerede görevli, taktikleri nelerdir, zayıf noktaları ve hatta zaaflarına kadar öğrenmiştir. Bilgileri bizzat İsmet Paşa'ya kendisi vermiş, sadakat yemine ettirilerek Genelkurmay İstihbarat Şubesi'nde göreve başlamış ve kod adı İngiliz Kemal olmuştur. İlk resmi görevi Mustafa Kemal Paşa'dan bizzat gelir. Görev Yunan kuvvetlerini sızıp en yüksek makama kadar bilgi alınmasıdır. Dönemin maddi zorluklarına rağmen kendisine 150 lira verilir. Bu para o dönem için çok yüksek bir miktar değildir ve elinden geleni yaparak önce Antalya'ya, oradan da Rodos'a geçer. Kimliği yine Amerikalı gazeteci Harry Ville'dir. Burada bir süre gazeteci olarak çalışır. Yan kesicilik gibi yetenekleri de vardır. Bu yetenekleri sayesinde kısa sürede ünvanına yakışır şekilde yaşamaya ve dikkat çekmeye başlar. Fransa'dan gelen bir gemiye binerek İzmir'e gelir. Yine kendisini elindeki pasaport ve resmi evraklara göre Ville olarak tanıtır. Renkli karakteri, becerileriyle Yunan subaylarının dikkatini çeker. Bir anda her eğlencenin, partinin, kumar gecelerinin aranan ismi olur. Kurduğu ilişkiler sayesinde kısa zamanda Yunan orduları komutanı General Anastasios Papulos'la tanışır ve röportajlar yapmaya başlar.
Yunan kralının Anadolu'ya yapacağı ziyarete eşlik edecek gazeteciler arasına adını yazdırır ve tabii bu istihbaratı yine kendi yöntemleriyle Mustafa Kemal Paşa'ya iletir. İzmir ve civarında görevini devam ederken kimliği deşifre olmuş ve Yunan askerleri tarafından tutuklanmış, yargılanmak üzere Atina'ya gönderilmiştir. Tüm yargılama süreci zarfında Türkçe konuşmamış ve yargıçların da askerlerin de kafasını karıştırarak idamdan kurtulmuştur. Atina'da hapishaneden türlü çabalar sonucunda kaçmış, güç bela tekrar İzmir'e dönmeyi başarmıştır. Fakat İzmir'e geldiğinde işgalci ve katliamcı Yunan ordusu denize dökülmüştür. Derhal Mustafa Kemal Paşa'yı bularak başından geçenleri anlatmış ve yine paşanın emriyle bir miktar para verilerek istirahata ayrılmıştır. Genç Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Türk milletine hizmete devam etmiştir. Öncelikle Sofya'ya gönderilmiş, Bulgaristan'da çeşitli görevlerde bulunmuş ve tekrar vatana dönmüştür. 1924 yılında Genelkurmay İstihbarat Şube'den kendi isteğiyle istifa etmiş, kısa bir süre sonra hakkında çeşitli dedikodular çıkması üzerine İstanbul'a geri dönmüştür. İstanbul'da çeşitli turistik alanlarda rehberlik ve tercümanlık yapmıştır. Hayatının son dönemlerinde geçim sıkıntısına düşmüş ve emekli sandığına başvurmuş, kendisi adına bir kanun çıkartılarak vatani hizmet tertibinden dolayı kendisine 500 lira aylık bağlanmıştır. Ayrıca İstiklal Madalyası sahibidir. 1955 yılından itibaren Kıbrıs'ta yaşananlardan dolayı adaya gidecek, bazı istihbarat subaylarına Genelkurmay'ın isteğiyle özel eğitimler verecektir. Ahmet Esat Bey'e soyadı kanunuyla sert yumruklarından dolayı Tomruk soyadı verilmiştir. Tüm bu renkli ve hareketli hayatı 1966 yılında son bulmuş, milli mücadele kahramanları arasında sonsuzlukta yerini almıştır.